olur. Bodrum. Bodrum. Hayvanlar kurudu. Anlatsam, nereden başlasam? Bodrum, 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 Bodrum. Uyku, biraz uyku. Bütün isteğim buydu. Biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu. Bodrum, 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 Bodrum. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Kaç kişiydik o zaman, bak kaç kişi kaldı şimdi? Bodrum, Bodrum. Zamanlar aşık olmuştum ama şimdi ismi neydi unuttum. Bodrum, 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 Bodrum. Duygu, biraz duygu. Bütün isteğim buydu. Biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu. Bodrum, 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 Bodrum. Bir zamanlar aşık olmuştum ama şimdi ismi neydi unuttum. Bodrum, 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 Bodrum. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Kaç kişiydik o zaman, bak kaç kişi kaldı şimdi? Bodrum, 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 Bodrum. Kaybedenler Kulübü canlı yayında, saygılar dinleyenler, Kent FM'de. İyi akşamlar, buyurun. Alo. Buyurun. Merhaba, ben Erol Egemen. Buyurun. Bodrum, Bodrum. Bodrum, şey Bodrum. Yapınca benim de Bodrum'la ilgili çok enteresan bir anım var, onu bir paylaşayım dedim sayın programcı. Evet, Erol Egemen'siniz değil mi? Evet, benim, ta kendisi. Barbunya'yı reçel olarak yiyorsunuz. Tabii. Anladım, barbunya reçeli. Buyurun, Bodrum, Bodrum, buyurun. Ya mantıklı değil misiniz barbunya reçeli? Çok mantıklı. Geçen gün anneme de söyledim. Anne dedim, bu o kadar mantıklı ki sen niye bana yıllardır barbunya reçeli yapmadın dedim. Sen komünist misin dedim anneme. Yani komünist miymiş? Babamın komünist olduğunu söyledi. O yüzden Hindi eti kullanıyormuş bamyada zaten. He, anladım. Bodrum, Bodrum. Bodrum var, evet. Bir zamanlar aşık olmuştum. Adı neydi unuttum. Bodrum, Bodrum. Yani. Bodrum. Ben de 8 ay kalıp hiç skor yapmamıştım. Bodrum, Bodrum. Erol Egemen değil mi? Evet. Buna inanmak istemiyorum. Erol'cum. Yani hayatta garip şeyler oluyor Kaan'cım yani.
Size ben başka bu bir garip konuya... Mi? Hangisi? Bu garip mi ya? Erol Egemen için 8 ay Bodrum'da skor yok. Erol Egemen zaten skor yapmıyor ki. Ya skor yok onda. Hiç. Zaten yok. Ya yani. Skoru bu. Sayın İlhan, buyurun Bodrum, buyurun. Bodrum. Bodrum'dan ayrı. Bodrum. Başka bir konuya daha değinmek buyurun, istiyorum. Bodrum. Yani bu konuda sizin fikrinizi almak istiyorum. Bir erkeğin başka bir erkek yüzünden işte gündüz saat 1.30 sularında ki bu da Çamlıca Kız Lisesi'nin dağılma saati ne denk geliyor. Tam o civarda Acıbadem'de kadife ve streç bir pantolonla yürümek zorunda kalması. Yani o erkeğin psikolojisinde ne gibi şeylere sebep olabilir? Bir kere kadifeden streç pantolon olmaz. İşte evet. Başlı başına sorun burada zaten. Anlaşılmadı aslında yani. Aslında o kadife... Buyurun Bodrum. Bir dakika. Bodrum. O kadife çok doğru bir tespit. Yani kadife bir pantolon değildi. Ama ben giyince oldu yani. Bodrum. Yani bedensel bir sorun vardı orada. Yani bana göre yapılmış değildi. Bodrum. Bodrum, evet. Bodrum. Güzel zar. Güzel zar. Strabon. Böyle yani. Çok garip bir şey oldu ya Bodrum. Bodrum. Evet. Yani. Bodrum. Ya Erol Egemen akşam gel çay içelim. Çay olur. Çaya her zaman şey yaparım. Gelirim yani. Çay içelim. Yani. Ne kadardır skor yok Erol. Erol'cum. Ya Erol'cum diyebilir miyim? Daha tanışmıyoruz ama. Tabii. Yani biz çok duyduk adınızı. Öyle mi? En olmadık yerlerde karşımıza çıktı. Allah Allah ya. Anlatsam burada program biter yani. O kadar çok yerde karşımıza çıktınız ki. Allah Allah ya. İlk defa fırsatını bulduk sizle yüz yüze konuşmanın. Hakikaten öyle. Anlatır mısınız biraz? Nasıl oldu? Nasıl doğdu? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Aslında... Yani bu çok şey bir konu yani uzun, çok uzun sürebilir ama kısaca şey yapabilirim yani bahsedebilirim. Ya da siz anlatmaya başlayın biz yayını kapatırız zaten. Ha, tamam o da olur. Şey ben, yani sorun değil. Diğerlerinden farklı bir çocuk değildim her şeyden önce. Diğerleri gibi işte belli bir yaşa gelince mahalle maçlarına çıkmaya başladım. Hangi hafta oynuyordunuz? Hangi? Bölgede? Yani ha. Şeyiniz neydi? Santrafor muydu? Forvet miydi? Ben Attacante şeyinde oynuyordum. Yani pozisyonda oynuyordum. Anladım. Çok başarılı değildim açıkçası. Bu yüzden futbolcu olmamaya karar verdim. İsabet oldu. Bundan sonraki dönem, bu zamana kadar hep olmamaya karar verdiğim şeyleri saptayarak geçti. İşte ben de bugünlerde ne yapsam diye düşünüyordum. Bodrum. Ha yani. Bodrum. Yani peki Erol Egemen, peki. Evet. Bir baykuş nasıl öter ya? Gamlı ya da gamsız fark etmez yani. Ya, ben gamlı... Birkaç gamlı baykuş tanıdım ben. He. Gam nedir yani? Gam, bize biraz müzikal olarak gam... Gam aslında evet. O çok önemli bir noktaya parmak şey yaptınız. Yani o gamlı baykuş derken ki gamlı doğudan doğuya kadar olan tek bir gamı temsil ediyor aslında. Bayağı şey. Evet. Domajör falan diyorsun. Ha, yani. Domajör. Şey, doğal. Evet. Aralık yani. Ben bir de size baykuş sesi çıkartayım. Lütfen. Gamlı mı gamsız mı? Gamlı çıkartacağım. Gamlı çıkartacağım. Buyurun. Rahatsız olmazsınız değil mi? Estağfurullah. Bu arada ben bu sesi çıkartırken yakınlarda bir monitör falan varsa şey yapabilirsiniz. Ona doğru şöyle pisuvarın önünde durur gibi durursanız ve yaklaşırsanız çok daha keyifli olacağınız. Ben öyle eleksiyon olmuyorum. Öyle mi? Hı. Yani bas titreşimler beni şey yapmıyor. Ya tarzım değil. Ha, o açıdan. Mete'nin tarzı mı? Sanmıyorum. Bodrum. Tamam çıkarıyorum o zaman. Buyurun çıkardım. Ama şimdi... Çok iyi baykuş taklidi yaparım. Bu gamlı baykuşlu. Evet. Eyvallah Aratepe. Belki görüşmek üzere. Bodrum. Yani. Bodrum. Çay demle. Tamam. Çay demle. Tamam peki her zaman. Biraz deniz... Biraz Bodrum.
Bağırım. Bütün isteğim buydu. Bodrum, Bodrum. 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 Alo. Bodrum. İyi akşamlar. Bodrum.